Günaydın, günaydın. Günlerimiz aydın olsun inşallah. Yanımda göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Yeliz Turgut hocam var. Yeliz hocam hoş geldin. Teşekkür ederim, nasılsın? Hoş buldum. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Yeliz hocamla katarakt nedir ve kataraktın tedavisi nasıl yapılırla başlıyoruz. Katarakt aslında artık pek çoğumuzun öğrendiği gibi gözümüzün içindeki lensimizin şeffaflığını yitirmesi durumu. Genelde ileri yaş hastalığı olarak bilinir ama biz bunu bazen yeni doğan döneminde konjenital kataraktlar olarak görebiliyoruz. Daha genç yaşlarda işte uzun süreli kortizon kullanımına bağlı ya da işte travmaya bağlı da katarakla karşılaşabiliyoruz. Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Hmm. Hasta bize muayeneye geldiğinde bazen hocam ya katarakt var dediğiniz zaman bir gözlük yazsanız olmaz mı? Ya da bir damla yazsanız olmaz mı? Kataraktın tek tedavisi cerrahi. Ve artık günümüzde cerrahi teknikler, cihazlar, hekimlerin deneyimleri çok arttığı için çok korkulacak bir cerrahi değil. Kolay. Çok bekletmemek lazım, çok ertelememek lazım. Bence çünkü de. Zamanında yapıldığında tedavi de kolay, iyileşme süreci de kısa. Peki presbiyopi nedir? Tedavisinde neler yapılıyor? Presbiyopi de 40 yaş sonrası gördüğümüz aslında yaşlılık hipermetropisi. Normalde 40 yaşına kadar bizim gözümüzün içindeki normal lensimiz uyum yeteneği sayesinde yakın odaklanmayı sağlıyor. Ama 40 yaşını geçtikten sonra yavaş yavaş bu uyum yeteneği bozuluyor. Hasta 30-35 santimde gördüğü yazıları, işte telefona baktığında gördüğü nesneleri görememeye başlıyor, uzaklaştırmaya başlıyor. Biz buna presbiyopi diyoruz. Presbiyopide genellikle gözlük, kontak lens tedavisi ya da hasta ben tamamen bunları hayatımdan çıkarmak istiyorum derse ve kalıcı bir tedavi arıyorsa o zaman da akıllı lens tedavisi planlıyoruz. Yeliz hocam, biraz önce kataraktan bahsettik ama akıllı lensler için katarakt cerrahisi de deniyor. Katarakta olmayan ama gözlük takan bir kişi bu ameliyatı olamaz mı? Tabii ki olabilir. Yani hasta diyelim ki 10 yaşından bu yana bir gözlük kullanıyor. 40-45'li yaşlarda uzak gözlüğün üzerine bir de yakın gözlük ilavesi başladı. Yaşam konforu çok bozuldu. Kaç tane gözlük taşıyacak? O zaman hastaya biz hadi gidin de siz bir 60-70 yaşında gelin kataraktınızı bekleyin. Bu gözlüklerden sizi öyle kurtaralım demiyoruz. Akıllı lens teknolojisi çok gelişti. O yüzden bekletmeye gerek yok. Hemen. Zor operasyonlar değil ama hasta hemen rutin hayatına dönüyor mu akıllı lens? Akıllı lens cerrahileri ortalama deneyimli ellerde ve gelişmiş cihazlar kullanılıyorsa ortalama 5 ila 10 dakika arası sürer. Genelde iki göz aynı gün yapılmaz. Birer gün arayla yaparız. Ve hasta 3 gün ila 1 hafta arasında kontrollü bir şekilde sosyal hayatına dönüş sağlayabilir. En çok akıllı lens operasyonunu kimler tercih ediyor? Şimdi ben bunu aslında 3 gruba ayırıyorum. Biz bunu göz hekimleri olarak şöyle değerlendirdiğimizde 40-45 yaşında aktif çalışma hayatı devam eden bir grup var. Örneğin bir muhasebeci düşünün. Uzak gözlük zaten kullanıyor. Üzerine bir de yakın gözlük eklenmiş. Yakın evrak inceleyecek. Sonra bir de ekrana bakacak. Böyle durumlarda çok zorlandığı için kaç tane gözlük taşımamız gerekecek? Bir o aktif çalışma hayatı devam eden grup var. İkinci grup kataraktı olan ama mesela evde yakına bakarken torununa ödev yaptırmak zorunda olan. İşte bir Kur'an-ı Kerim'i rahat okuyayım diyen gözlüksüz. Öyle bir grup var. Bir de bunların tamamen dışında 40 yaşından önce ama gözüne başka yüksek numaralı gözlük takmasına rağmen hiçbir tedavi yöntemi uygulanamayan bir grup var. Bunlara da biz akıllı lens tedavilerini güvenle uyguluyoruz. Yeliz hocam, akıllı lensin diğer göz içi lenslerden farkı nedir? Şimdi akıllı lensler kişiye özel lensler. Bu göz içi lensleri çok eskiden beri kullanılan lensler aslında katarak cerrahileri sonrasında. Ama çoğu tek odaklı olarak üretilirdi ve hastaya uzağa odaklardı görüntüsünü ya yakına odaklardı. Şimdi akıllı lensler kişiye özel olduğu için hasta bize geldiğinde uzağı, yakını, ara mesafeyi gözlüksüz görmek istiyorum dediğinde bu akıllı lenslerin üzerindeki halka yapıları sayesinde hasta bütün odakları gözlüksüz bir şekilde görebiliyor. Peki daha önce lazer olmuş kişiler ki çok insan var. Akıllı lens ameliyatı olabilir mi onlarda? Tabii ki olabilir. Şöyle lazer cerrahilerini biz gözün en dış tabakasına, kornea tabakasına yapıyoruz. Saydam tabakaya yapıyoruz. Hastalarımıza şöyle anlatabiliriz aslında bunu. Lazer saatin camına yapılan bir müdahaleyken akıllı lens cerrahilerinde biz saatin makinesini değiştiriyoruz. Burada önemli olan hastaya nasıl bir lazer uygulanmış, lazer öncesi numaraları kaçmış, onu da az çok yaptığımız tetkiklerle zaten anlayabiliyoruz. Detaylı hesaplamalar çıktı artık. Eskiden bu hesaplama yöntemleri yoktu. Doğru hastaya doğru akıllı lens tercih ettiğinizde lazer sonrası da akıllı lens güvenle yapılabiliyor yani.
Bir de akıllı lens VR var. Nedir? Akıllı lens VR teknolojisi, şimdi gözler dünya penceresi, çok kıymetli organlar. Hastaya cerrahi planladığınızda hasta birazcık tedirgin oluyor. İşte bu aşamada işte Türk mühendislerinin ürettiği bir sanal gerçeklik gözlüğü. Hasta bu gözlüğü takarak kendisini ameliyathane ortamındaymış gibi bir simülasyonla orada yaşayacağı şeyleri önceden test ettiğinde ameliyathane masasına daha rahat bir şekilde yatıyor ve işlem daha kolay geçiyor. Peki bir de bu dönem en çok duyduğumuz terimlerden biri de no-touch lazer. Evet. No-touch lazeri bu dönem sık duymaya başladık ama no-touch lazerin ne olduğunu tam da anlayamadık. Nedir? Şimdi no-touch lazer adı üzerinde zaten göze hiç dokunulmadan yapılan bir lazer. Bu operasyonlardan korkan için değil mi? Dokunmadan. Evet, daha önce aynen dokunmadan daha çok 18 yaşını doldurmuş 18-45 yaş aralığı grupta uzak görme problemi yaşanan. Özellikle güvenli sularda yüzmek isteyen bir genç grup var. Gözüme en risksiz olan lazer yöntemi neyse onu yapın. Gözüme dokunulmasını istemiyorum. İşte birazcık korkuyorum. İşte ben daha önce gittim doktora numaralarım çok yüksekti bana lazer yapılmadı. Ya da işte korneam çok inceydi bana lazer yapılamadı gibi hasta grubunda no-touch lazeri güvenle yapıyoruz. Bir diğer avantajı da işlem süresi no-touch lazerin çok kısa. Yani ortalama her bir gözünüz 40-50 saniye gibi bir sürede numaralarından kurtuluyor. 50 saniye en fazla. Tabii. Bitti. İki göz aynı anda yapılıyor mu? No-touch lazer iki göz aynı anda yapılır. Sonra damlalar, mamlalar. Aynen. Ondan damla sonra tedavileriyle hastaya işte kullanması gereken ilaçlar, nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılarak ortalama bir 3-4 gün içerisinde de normal sosyal hayatına döneceği anlatılarak gönderiliyor. Hep diğerleriyle mukayese ediyoruz. No-touch lazerin diğer lazer yöntemlerinden farkı ne? İşte az önce de anlattığımız gibi dokunulmuyor, işlem süresi çok kısa, güvenli yöntem arayan hastalarda, işte korneası çok dik olan hastalarda ya da normalden çok düz olan hastalarda diğer lazer yöntemlerini yapamadığımızda no-touch lazeri yapıyoruz. Bir de göz kapağı estetiği konuşalım. Artık o da çok önemli. Görüşü engelliyor. Birçok insan bundan çok şikayetçi. Yeliz Hocam, göz kapağı estetiği kimler tercih ediyor? Göz kapağı estetiği ne kadar sürer? Şimdi göz kapağı estetiğini artık genç ve güzel görünmek isteyen herkes tercih herkes ediyor. Herkes yaşıyor. Günümüzde artık güzellik evet çok ön planda. Erkek hastalarda da tercih çok arttı bu anlamda. Genellikle eskiden 35 yaşı bir geçelim de şöyle ondan sonra bir gelin bir bakalım derdik. Ama şimdi artık 20'li yaşlara kadar indi bu tercih. Evet. Göz kapağı estetiğinde ortalama işlem süresi her bir göz 15-20 dakika. Sadece cilt altını lokal anesteziyle uyuşturuyoruz. 15-20 dakika bir göz, 15-20 dakika bir göz şeklinde cerrahinizi planlıyoruz. Sonra oraya gözünüzün üstüne katlantı yerine gelecek şekilde bir estetik dikiş atıyoruz. Ortalama bir hafta sonra biz o dikişleri alıyoruz. Hastaya işte düzenli kremlerinizi kullanın, güneş ışığından mümkün olduğunca korunun şeklinde önerilerle hastaya düşen görevler. Tabii ki, tabii ki. Peki bahar aylarına girdik ve beraberinde bahar alerjilerimiz de arttı. Gözde oluşan alerjiler için neler yapılır? Nasıl korunabiliriz? Şimdi havada uçuşan polenler ve tozlar çok arttı. Böyle olduğunda bizim o polenler burun mukozamıza, işte gözümüzdeki mukozalara yapışıyor ve gözlerde yoğun bir kızarıklık ve çapaklanmayla hastalık. Gözüm çok sulanıyor, çok batıyor, çok kaşınıyor. Böyle durumlarda hasta genelde alerjik konjüktiviti çok önemsemez. Yani birazcık evde takip etmek ister. Özellikle çocukluk yaş grubunda olan vernal konjüktivitler bizim için daha önemli. Anne babalara uyarımız şu, çocuğunuzda bu her sene tekrar ediyorsa lütfen bu atak başlamadan bir göz hekimine başvurun. Çok göz kaşımak çünkü korneada ekstra başka problemlere sebep olabiliyor. Özellikle çocukluk yaş grubunda. Yetişkinlerde de aynı şekilde. Polen vesaire içeren ortamlara gittiğinizde diyoruz ki eve geldiğinizde mutlaka elinizi yüzünüzü bir yıkayın. Üzerinizi bir değiştirin o polenlerden hele kurtulun. Hele de bu dönemde zaten. Evet. Yani. Sıkıntı yine geçmediğinde de hekiminize başvurun. Size gerekli tedavi düzenleyecektir. Peki Yeliz Turgut hocamıza soruları var. Şükrancığım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gözde sarı nokta varsa yakın için akıllı lens uygun mudur? Şimdi gözde sarı nokta varsa yakın için şöyle, sarı nokta rahatsızlığı gözün ilerleyici rahatsızlıklarından birisi. Bizim sarı nokta rahatsızlıklarında uyguladığımız
tedavi yöntemi var aslında. Ama öncesinde hasta bu makrovizyon tedavisinden fayda görür mü, görmez mi şeklinde bir simülasyon yaparak ondan sonra göz için lensi planlanabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayşe'cim. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür Benim ederim. Benim gözümün biri yakını görmüyor, biri uzağı görmüyor. Ben bunları dengeliyorum herhalde. Çok büyük rahatsızlık çekmiyorum. Hani gözlük takmadan okuyabiliyorum, uzağı da görebiliyorum. Tedavisini geciktirirsem sakınca olur mu? Şimdi bu gençliğinizden beri gelen bir şeyse, muayene olmuşsanız bir gözünüzde miyopi varsa o muhtemelen bu yaşta size idare ediyor ve yakını gösteriyor. Ama katarakt olup olmadığını mutlaka tespit edilmesi lazım. Ya da başka ekstra gözünüzde başka bir problem var mı onun tespit edilmesi lazım. Teşekkürler. Şadımancığım. Hoş geldiniz. Ben şeyi sormak istiyorum. Gözdeki katarak ne kadar kalınlaşırsa o zaman ameliyat gerekiyor. Çok güzel bir soru. Eskiden dikişli ameliyatlar yapılırken kataraktınız iyice ilerlesin, öyle gelin, taş gibi olsun, ondan sonra o katarakta oradan alalım denirdi. Ama şimdi artık biz katarak cerrahilerini ultrasonografik dalgalarla olan bir cihazla yapıyoruz. Ve tadında kıvamında olduğunda yapıyoruz. Yani görme böyle %30, %40'lara düştüğünde siz günlük hayatta artık aktivitelerinizi yapamıyorsanız, televizyon izlerken zorlanıyorsanız, yakın okuma yapamıyorsanız, ya da işte gece dışarı çıktığınız sokak lambaları dağılıyor, araç farları dağılıyor, saçılıyorsa o zaman kataraktınız artık cerrahilik aşamaya gelmiş demektir. Bekletmemek lazım. Semra'cığım. Sayın hocam, ben her iki gözümden de katarak ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Fakat çok fazla göz damlası kullanıyorum kaşıntıdan dolayı, alerjik durumdan dolayı. Evet. Bunların lenslere bir zararı olur mu? Gözünüze kullandığınız gözyaşı damlaların gözünüzün içindeki lense bir zararı yok. Çünkü damlayı gözün en dış tabakasına damlatıyorsunuz. Lens gözünüzün içinde. Ama mutlaka muayene olun. Belki alerji deyip geçiştirdiğiniz şeyde ciddi bir göz kuruluğu vardır altta yatan. Ya, muayene oluyorum yani senede bir kere kontrol için de. Evet. Göz zaman zaman o arada kullanmam gerekiyor. Çok fazla kullanıyorum. Lensinize bir zararı yok. Teşekkür ederim. Hiçbir zararı yok onun. Şükriyeciğim. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür Benim de ederim. Sağ gözümde siyah nokta var. Nereye baksam o tarafa doğru gidiyor. Bu akıllı lens kullandığım zaman bundan kurtulabilir miyim? Şimdi gözün içindeki siyah noktaların sebebi daha çok gözün içindeki sıvıyla alakalı. Yani gözü bir top gibi düşünün. O topa hacim veren bir yumurta akı kıvamında bir jel var. O jeldeki ayrışmaları biz zaman zaman siyah noktalar, yani gölge, retinaya düşen gölgelerini algılıyoruz aslında. Gözün içine taktığımız lensin siyah noktaları giderici bir etkisi maalesef yok. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki, başka sorusu olan var mı? Ahsen. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Göz kuruluğu var bende aşırı derecede. Ne yapmam gerek bilemiyorum. Kaşıntı evet. ve... Muayene oldunuz ve düzenli ilaçlarınızı kullanıyorsanız eğer ve bu ilaçlarla yeterli randımanı alamıyorsanız o zaman göz kuruluğunun tedavisinde farklı yöntemler var. Mesela şu gözyaşı kanalı ağzınıza bir punktum tıkacı denendi mi bilmiyorum, o olabilir. Ya da şimdi yeni yeni artık IPL lip flow şeklinde gözyaşı salgısını uyarıcı farklı lazer tedavileri, lazer gibi düşünün. Onlar uygulanmaya başladı. Göz kuruluğunun tedavisi de aşama aşama. Sadece damlayla bazen çözüm bulamayabiliyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Yeliz Turgut hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.